Merhaba Yay Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu'ya olanlar, Nisan 2023'ün gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi ve WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Nisan ayına. 6 Nisan'da Terazi Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunayla bu aya başlıyor olacağız. Sizin arkadaş ortamlarınız, böyle sosyal çevrenizle ilgili bir hareketlenmeyi gösteriyor bu dolunay. Özellikle uzun zamandır böyle bir arkadaş ilişkinizde bir takım pürüzler, problemler yaşadıysanız burada artık yol ayrımına gidiyor olabilirsiniz. Sosyal çevrenizden ayrılmak ya da mevcut o çevrede birileri ayrılıyor da olabilir. Böyle aynı grup idare içerisinde olduğunuz, aynı fikrin öncüsü olduğunuz gruplar, arkadaşlıklar. Bu dönemde bir takım yol ayrımlarını tetikleyecek bir dolunay sizi bekliyor olacak. Büyük bir kuzen ya da büyük kardeşle ilişkiler. Hani bu bir ortaklık olabilir ya da mevcut ilişkilerde hani bir takım kafa karıştırıcı durumlar yaşıyorsanız hali hazırda. Burada bu gündemlere de bir netlik gelecektir. Hani o kafa karışıklığı bir şekilde giderilecektir. 16 derece hem Vedik hem de Batı sistemine baktığımızda özellikle böyle bu derecenin anlamı şu. Kişi beklediği ve sabrettiği konularda artık böyle işe el atmak, pratik bir çözüm yolu bulmak ya da böyle var olan süreçlerde artık hani sabretmek yerine hani işe bir şekilde el atıp bir sonuca vardırtma niyetinde olacağını söylüyor. Pratik olmaktır. Hani pratik olacağını söylüyor. Burası aynı zamanda bir ünvan bekleyen bir bireyseniz böyle bir hani işim, kariyerim bir alanda uzmanlık bekliyorum diyorsanız bu da netleşiyor olabilir. Yani ünvan sahibi olmakla ilgili bir niyet netleşiyor olma ihtimali de yine mevcut. Ancak burası böyle genel bir eksende baktığımızda ideallerimizdir. Yani aynı ideal içerisinde olduğumuz gruplar, idealler, hedefler ve beklentiler. Mevcut beklentilerinizde, düşündüğünüz amaçlarınızda, hedeflerinizde bir takım konuların artık bir netliğe kavuşup rafa kaldırılacağı bir dolunay sizi bekliyor olacak 6 Nisan'ı takip eden zaman diliminde. Burasının en yoğun etkisi şudur. Böyle bir umudunuz, bir hayalinizin hani bir aracı ya da bir referans, bir güç de böyle hayattaki umutlarınıza sizi ulaştırmak adına hani bir basamak olabilir, bir aracı geliyor da yine olabilir. Yine aynı gün 6 Nisan'da çok önemli bir konum var, gezegen kombinasyonu. Güneş'in Şiron'la bir kavuşumu gerçekleşecek ki aslında bu ayın en önemli konuları da bu evin teması halinde gözüküyor. Bu da böyle aşk ilişkileri, gönül ilişkileri. Adeta hani böyle bu ayın en önemli konusu. Aşk, gönül ilişkileri ya da çocuklarla ilgili süreçler, çocuklar, mevcut çocuklarınız ya da çocuk sahibi olmakla ilgili konular. İşte burada neler olabilir diye bir baktığımda özellikle 6 Nisan'daki bu kavuşum gönül ilişkilerinde böyle yaralı yanlarınız olduysa ya da yara açtıysanız burada böyle şöyle bir kişilik kimlik irdelenmesi, burada gölge yanlarımızı fark etmek, eksik noksanların fark edileceği bir takım durumlar yaşamak adına bir etki veriyor. Eğer aşk hayatı ile ilgili değilse mevcut çocuklarınızla olan ilişkiler içinde geçerli. Hani ben aynı paydada bir türlü buluşamıyorum çocuğumla ya da fikirlerimi bir şekilde ona hani kabul ettiremiyorum diyorsanız, burada ister istemez bir yaralanma yaşıyorsanız ya da yara açıyorsanız, işte bu konularla ilgili şöyle bir fark ediş döngüsü olarak kabul ediliyor bu kavuşum. Çünkü böyle kişilik burada sorgulanacaktır ve bir iyileşme döngüsüne doğru yol alacaktır. İşte bu iyileşme döngüsü 12 Nisan'da. Jüpiter'in Güneş'in kalbinde olduğu 12 Nisan'da. Özellikle bu konularla ilgili dua, niyet, istek, dilek için çok uygun bir zaman. Hani böyle gönlü boş bir bireyseniz bunun için çok muazzam bir zaman diyebilirim. Buna dua etmek ya da bununla ilgili ibadetler için çok uygun gözüküyor. Ya da çocuk sahibi olmak ya da mevcut çocuklarınızın hayatıyla ilgili. Çünkü sizin tam bu evinizde bu kavuşum gerçekleşeceği için burada o şansı daha maksimum bir şekilde özellikle bu konularda söylerseniz hani daha çabuk icabet edilecektir diye düşünüyorum. Ve yine bu evdeki bu kavuşumun hemen akabinde 20 Nisan'da bir güneş tutulması gerçekleşecek. Yine aynı konuların, aynı temaların yoğun bir şekilde hissedildiği hem bir gökyüzü kombinasyonu var hem de burada transitler artık güçlü bir güneş tutulmasını tetikliyor olacak. Koç burcunun 29 derecesinde 20 Nisan'da bir güneş tutulması gerçekleşecek. Şimdi bu ne getirir diye baktığımızda güçlü yeni kadersel bir aşk, evliliğe sizi taşıyan bir gönül ilişkisi hayatınıza giriyor olma ihtimali çok yoğun gözüküyor. Bununla birlikte bu bir gebelik haberini tetikleyebilir. Bir gebe kalmak ya da gebelikle ilgili bir niyet arzusu verebilir. Ya da birinci çocuğunuzun, ilk çocuğunuzun hayatıyla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Hani bu üç konumdan bir tanesi. Burası hani
başka ne ifade ediyor diye baktığımda şöyle ikinci, üçüncü anlamlarına. Özellikle yetenekleriyle işler yapan bir bireyseniz, böyle sanatsal yetenekler, kreatif yetenekleriniz çok güçlü hissedildiği bir alandaysanız. Burada bu konulara yenilikler geliyor olabilir. Burada böyle yeni bir takım gündemlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Geçmişte şöyle bir baktığımızda hani bu konular ne zaman tetiklenmiş diye. Ekim 2021 tarihinde yine bu dereceye çok yakın bir derecede bir dolunay gerçekleşmiş. O dönem yaşadığınız olayların artçılları ya da o dönemki konular bir şekilde bu dönem hissediliyor olabilir. O döneme bir bakın, ne yaşadınız, nelerle uğraştınız, hangi konular daha yoğun hayatınızda hissedildi. İşte bu dönem yine aynı konuların yoğun olduğu bir dönem olarak gözüküyor. Çünkü çok yakın bir derecede gerçekleşmiş Ekim 2021. O tarihe şöyle bir uzanın derim. Yine böyle 29 derecenin anlamına bir baktığımızda hem Vedik hem de Batı sisteminde. Burada biraz gereksiz konuşma, gereksiz konuşan insanlar olabilir. Örneğin çocuklarınızın hayatıyla ilgili yapacağınız yenilikler ya da böyle buradaki niyetlerinizi çok böyle üstüne vazife olmayan insanların yorum ve beyanları hayatınızda olabilir. Tek negatif diyebileceğim yanı bu. Ya da gönül ilişkisi içerisine girmeyi planladığınız biriyle ilgili böyle olumsuz işte duyumlar geliyor olabilir. Belki bunlar çok gereksiz bilgiler olabilir. Ya da bilgiler gerçekliği olmayabilir. Hani böyle gereksiz konuşma, duyumlar hani geliyor olabilir. Bunun dışında bu derecenin şöyle de bir anlamı var. Birleştirici ve uzlaştırıcı olmak, orta yolu bulmak size bu dönem çok fazla getirisi olma ihtimali var. Örneğin çocuklarınızın hayatıyla ilgili hani onları da dinlemek ya da onlarla hani ortak bir paydada bir niyeti hayatınıza taşımak. Hani birleştirici olmanın avantaj getireceğini söylüyor. Ve son olarak da şunu söyleyeyim, burası çok enerjik bir derece. Yani böyle bir şeylerde hemen aceleye gelsin, hemen olsun, hemen bitsin, hemen onun meyvesini yiyeyim tarzı böyle bir niyette verebilir. Çok fazla hareket halinde bir koşarcasına bir koşma, adeta hemen ulaşma o hedefe gibi böyle bir niyette verebiliyor. Bu derecenin böyle de bir anlamı var. Genel etkileriyle bu şekildeydi Nisan ayı. Ebced'leri hesaplamalarına baktığımda ya semi esması çıkmış sizin için 180 defa. Her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.